istiyorum bak. Kim gönderdi seni ya, kim? Beni buraya gönderdi. Getir artık ya. Ne yapacaksın? Öldüreceksin kızı. Tamam. Ne yapıyorsun? Öldüreceksin. Abla dinle beni, yapma. Sakin ol, sakin ol Elvan. Ya kızım konuş dedim sana. Bana yardım edin lütfen. Tamam, tamam. Çekil abla. Sakin. Kim gönderdi kızım seni, konuşsana. Ya söyle artık be. Fikret mi gönderdi seni? Hayır. Kurban mı olayım Urma, tamam. Tamam anlatacağım. Dur. Bütün iftiraları söyleyeceksin. Tamam. Duydun mu beni? Başımızı saldın kızı da yanına alacaksın. Sonra da cezanı çekeceksin. Aa! Gel gel dur ya. Gel. Tamam vurma. Tamam. Gel gel. Elvan kızım sakin ol. Ya nasıl sakin olayım hacı anne? Az önce itiraf etti, şimdi inkar ediyor ya. Abla yeter, o kadar yeter. Ben çok korktum, ondan öyle söyledim. Allah'ım yarabbim ya. Uydurma. Ben beni öldüreceksin diye çok korktum. Ben öyleyse Ömer'e ne dediyse ben de onu söyledim. Oysa ben yalnız geldim buraya. Kendim geldim. Bak yine eski plak gibi başladın ya. Ben bunu var ya mahvederim. Ne olur bırak. Abla! Nasıl konuşuyorsun? Çık artık. Yeter. Çık. İyi misin? Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ceylan nasıl? Yatıyor mu? Ceylan ablam evde değil ki. Ceylan nerede hanım? Elvan'la çıktılar. Şeye gittiler. Nereye gittiler hanım? Hacı anneye gittiler baba. O kızla konuşmaya. Ya hanım çıkmasına niye izin veriyorsun? Ya babacığım Elvan ablam kimseyi dinliyor mu? Aldı Ceylan ablamı da bastı gitti. Aman. Abi. Abi Sezgin abi iyi misin? İyi misin abi? Gel. Ne oldu, kaçtı mı o herif? Yanında bir herif daha vardı, kaçtılar. Hay ben böyle işin içine tüküreyim be. Oğlum kusura bakma ya. Bak nereden geldi, nasıl oldu hiç anlamadım ya. Sen iyisin, sıkıntı yok abi, gel. Hadi gel. Gel abi, gel. Ya görmüyor musunuz? Kız itiraf etti işte. Diyorum ki bak bırakın kalanını da öğreneyim. Bu şekilde halledemezsin kızım. Olmaz. Ya olmaz tabii. Senden kurtulmak için kızın ne demesini bekliyordun acaba? Abla. Aytül abla haklı. Kız sadece korkudan duymak istediklerimizi söyledi. Ceylan. Gerçekten inanıyor musun sen? Elvan dur. Ya siz anlamıyor musunuz? Kız hepimizi kandırıyor diyorum. Olmaz kızım. Böyle zor kullanarak halledemezsin ki. Yavrum. Sen de birazcık hakkın varsa şu kızın yanına yaklaşmazsın. Ay. Ay. Hoş geldin Hamza. Geç buyur. Yok ben girmeyeyim. Bizim kızlar buradaymış. Onları almaya geldim. İyi sen bilirsin. Ceylan! Baba? Baban sizi almaya gelmiş kızım. Ben Elvan'a da haber vereyim. Kızım sizin ne işiniz var burada? Baba şey biz kızla... Şişt. Elvan! Evde konuşacağız. Hadi gel kız. Gidiyormuşuz abla.
Var mı bir şey? Şimdi şöyle oluyor. Ömer sanki Gökten'indi, ben hiçbir şey anlamadım. Hayatın değerli mi sanıyorsun? Ne işe yarıyorsun ki sen? Tek yapman gereken fare gibi saklanmak. Onu da beceremiyorsun. Bundan sonra problem yok. Problem varsa sen yoksun. Anladın mı? Kontrol ettin mi? Hepsi çalışıyor. Biri gelirse? Biliyorum efendim. Güzel. Sen bütün bu olan biten yüzünden perişan olmadın mı? Ha, evde dinleneceğine ne işin var senin onun kızın peşinde? Baba, emin olmak istedim. Oldun mu peki? Kızım, ben bir evladımı kaybettim. 10 sene burama taş bastım. Çok şükür geldi ama acısı hala dinmedi. Yani bir de seni kaybedersin. Babam, deme öyle. Ben seni de koruyup kollayamazsam bir daha yaşayamam. Hiç olur mu öyle şey baba? Olur mu öyle şey? Sen bana kol kanat gerdin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bak o zaman bırakacaksın bu işin peşini. Senden bir daha Ömer'in de o kızın da adını duymak istemiyorum, tamam mı? Yani Ömer de haklıysa er geç ortaya çıkacak kızım. Doğru söylüyorsun baba. Ya ben dükkanı da öyle bıraktım geldim ha. Hadi sen gel içeri, ben de işe gideyim. Tamam. Bir şey olsaydı. Sen niye böyle yapıyorsun kızım? Ya o kız yalan söylüyor diyorum size ya. Siz nesini anlamıyorsunuz bunun? Evi basıp kızın boğazına bıçak dayamanı anlamıyoruz abla. Neredeyse itiraf ediyordu ama. Ben olsam ben de kendi canımı kurtarmak için ne gerekiyorsa söylerdim. Abla tamam, bırak, boş ver. Bak Ceylan haklı kızım. Bırak. Ha? Bırakalım değil mi? Bırakalım da Ceylan hayatının kalanında pişman olsun. Öyle söyleme kızım. Niye? Öyle olmayacak mı? Abla, gerçek her zaman görünen değildir Ceylan. Bir zamanlar benim için de öyle değildi. Kızım, siz beni dinlemediniz. Sonunda kim haklı çıktı? Sen kızım. Sen haklı çıktın. Ceylan, ablacığım, sen beni dinle. O kız yalancının teki. Yine ben haklı çıkacağım. Görürsünüz. Ne gerçeğinden bahsediyor bu ya? Yani onun durumuyla bu durumun ne ilgisi var acaba? Bırak şimdi Müjgan.
Tamam, bırakayım. Ama bak anne, demedi demeyin. Sırf size ters gitmek için gitti kızın boğazına bıçak dayadı o ya. Yani sizin de sorunu varsa sizin halletsin. Ablamın niye üstüne gidiyor? Müjge Hanım. Tam düzeldi mi acaba diyordum da düzelmemiş. Bir de haklıyım falan diyor. Müjge yeter. Yeter, ne olursun yeter artık. Yani Taylan Bey, siz hiç merak etmeyin, Ceylan hiçbir şey anlamadı. Ha ama yani yetişip de bıçağın önüne atmasaydım kendimi, ya kız neredeyse isminizi söylüyordu yalnız. O kadar korkutmuşlar yani. Aa, benim bile aklım çıktı. Resmen ablasının elinden zorla aldım kızı. Bu Ceylan'ın ablası da psikopat mıdır nedir, hamile kadına saldırıyor. Ay bilmiyorum ki, onun da bir gözü dönmüş zaten. Tutturdu bir de bu kız yalancı diye. Nereden biliyormuş? Gözlerinde gördüm diyor. Bak sen. Neydi bu kızın adı? Elvan mı? Hı. Bir yandan Ömer, bir yandan Elvan. Bugün iki kere sektik, bir daha olmaması lazım. Tabii Taylan Bey. De bu arada Ömer'in de canı çok sıkkın bu aralar. Öyle barut fıçısı gibi dolaşıyor ortalıkta. Ömer'in canı daha çok sıkılacak. Bakalım kaybettiği izi nasıl bulacak? Anladım. Ne anladın? Çok teşekkür ederim Taylan Bey. Sağ ol. Yarın sabah mutlaka Ömer'lere uğra. Kızla ne yap et, konuş. Kızı rahatlat. Zaman kazanmamız lazım. Bana da yiyecek bir şeyler hazırla. Hayırdır? Taylancığım. Bir düşünceler yine. Kristina resmen el bombası. Yok, o Aytül'le olacak gibi değil. Bu Aytül'le ne olur ki zaten? Benim bir yolunu bulup daha fazla orada olmam lazım. Kristina'nın benim varlığımı yakından hissetmesi gerekiyor. Hayırlı olsun. O mahalleye mi yerleşiyorsun? Neden olmasın? Hayatım bak, senin sağın solun belli olmaz sakın ha. Sen o mahalleyi görmedin mi? Orada yaşanır mı hiç? Yaşanmaz değil mi? Ay yazık o insanlara ya. Oralarda yaşıyorlar. Bize de ihtiyaçları var. Bak ya. Taylan ne oluyor? Aykut selam. Senden bir şey rica edeceğim. Ama acil. Yarın sabah elimde olması lazım. Güzel. Bak şimdi. Şey yemedin. Bari bir çay iç. Korkutma beni yavrum. Niye korkuyorsun ki? Tam yeni toparlanmaya başlamıştın. Allah korusun. Allah korusun ne? Söyle. Söyle. Ben bir daha seni kaybetmeye dayanamam. Sen beni kazandığını mı sanıyorsun? Yavrum. Ben senin yoluna kul köle olurum. Özür dilerim annem. Yani o günlere geri dönebilsek ben hiç izin veririm. Olan oldu. Biten bitti Gülnur'a. Yok. Öyle deme. Ben senin annenim. Sen benim hiçbir şeyim. Yavrum, şimdi bu olaylar olunca mazi sende canlandı. Yani tam toparlıyorduk biz. Hiçbir şeyin toparlandığı yok. Ben Ceylan'a kıyamadığımdan çıktım nişana. Üstüne de bu olanları görünce, sizin aynı hataları yaptığınızı görünce... Biz ne yapabilirdik? Ömer gitmiş, Ceylan onu burada beklerken... Ya, siz nereden biliyorsunuz Ömer'in ne yaptığını? Kız kapımıza geldi.
Kendi gözlerimizle gördük. Bin tane yol denedi Ceylan. Biz sorduk, soruşturduk. Kızım, biz başka daha ne yapabiliriz? Gözünüzün her gördüğüne inanmayın. Beni bitirdiniz. Şimdi Ceylan'ı da mahvedeceksiniz. Anneciğim, hadi bak şunu iç. Şekerin çok yükselmiş. Bugün kalkmaman lazım. Olmaz. Ben Elvan'ı doktora götüreceğim. Anneciğim bak ne hallerdesin ya. Hala Elvan diyorsun bana. Ya kızı da bir şekil göndeririz doktora. Baba, ben de götürürüm. Gerekirse işten izin alırım. Ya tamam. O iş ben hallederim. Emin misin? Sonra bir sıkıntı çıkmasın. Ya abla tamam, o iş bende diyorum size. Kimse Elvan Hanım yüzünden, işinden, gücünden olmasın yani. Müjgan sakın. Abla bir şey yapmayacağım, tamam? Vallahi hiç içime sinmedi ama. Ya babacığım tamam dedim. Lütfen ya. Tamam kızım tamam, iyiyim ben. Hadi gidin size yapın, gidin. Emin misin? Ay iyiyim iyiyim, gidin hadi. Hadi gidin. Gidelim o zaman. Gece Aykut'u hazırlattım. Sağ olsun sabaha kadar uğraşmış. Geleceği parlak bir genç. Ne bu? Yeni atölyemizin fizibilite raporu. Zeytinburnu ve Maltepe atölyelerimizdeki işleyişi baz alarak hazırlamış. Nereden çıktı bu atölye meselesi? Bence asıl soru nereden çıktığı değil ablacığım. Nerede olacağı? Carlos Mahallesi. Neresi orası? Aytun'un oturduğu yer değil mi orası? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Taylan? O kız için kenar mahallede bana bir atölye mi kurduracaksın sen? Hemen hayır deme istersen anneciğim. Çünkü sonra ikna olman bayağı zor oluyor. Ne ikna olmasından bahsediyorsun? Dosyaya bak abla. Bence gayet mantıklı avantajları var. Mekan, iş gücü. Yeter. Şirketi bu işe bulaştırmana müsaade etmiyorum Taylan. Onun haricinde ne istiyorsan yapıyorsun zaten. Karışmıyorum. İşlemleri başlatıyorum. Taylan hayır dedim. O hayır yıllar önce söyleyecektin abla.
Sen Taylan üzerinden benden intikam mı almaya çalışıyorsun Melis? Aa, hayır. Sadece Taylan'ın iyi olmasını istiyorum. O kadar. Efendim abi. Cenk neredesin? Bizim oteldeyim abi. Bir toplantım vardı da. İptal et. Edemem abi, çok önemli. Benimki de önemli. İptal et, yanına geliyorum. Taylan, alo. Ceylan. Merhaba Taylan Bey. Nasılsın? Toparladın mı biraz? Daha iyiyim. Sağ ol. Çıkmadan seni gördüğüm iyi oldu. Bir konuda fikrine ihtiyacım var. Biliyorsun bu ara sizin mahalleyle biraz fazla mesaim oldu. Biz de yeni atölye kurmak için bir muhit arıyorduk. İnsanların işe ihtiyaç duyduğu zor durumdaki bölgelere yatırım yapıyoruz. Sizin mahalle tam istediğim gibi bir yer. Nasıl yani? Bizim oraya mı kuracaksınız atölyeyi? Evet, evet. Yani tabii önce insanlara eğitim verilecek, sonra üretime başlayacaklar. Bizim için onların meslek sahibi olmasını sağlamak önemli. Ne dersin? Yani Taylan Bey, bizim orada okuyan çok azdır. O yüzden eline ekmeğini alan şanslı. Eğer gerçekten dediğiniz gibi bir faydası olacaksa... Elbette olacak. O zaman çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Güzel. Yani senin fikrin benim için önemli. Sen mutlu olduysan oradakiler de olur. Neyse, benim çıkmam lazım. Halledilecek işler var. Kızım korkma. Kahvaltı getirdim. Ben şuraya koyayım. Sen istediğin zaman yersin. Tamam oğlum, tamam. Sıkma canını artık bu kadar ya, yeter. Sen demiyor muydun hep umudu kesmek yok diye? Abi öyle öyle de. Plakadan da bir şey çıkmadı diyor polis. Araç çalıntıymış. Bu herif böyle bulunmaz abi. Ne yaptın oğlum sen ha? Dün gece Ceylan'la falan mı konuştun? Bütün umutları atmışsın çöpe. Konuşamadık bile. Sabredeceğiz onlar. Sabredecek hal mi kaldı abi? Bir kara çaldılar üstümüze. Temizleyelim derken elimize yüzümüze bulaştırdık iyice. Ama bir şey var. Ha?
Otele gitti diyordun hani. Şimdi değilse de bir ara gittiler. Belki de kızla birlikte kaldılar otelde. Kaydı kuydu falan bir şey varsa Fikret'le bu kızın bir alakası olduğunu ispatlarız işte bak. Abi gidip bakalım şu otele. Ömer ben gelemem. Elvan'ı doktora götürmem lazım. Söz verdim Gülnur ablalara. Ha tamam. Ben hallederim, haberleşiriz tamam. Ben buradan çıkmam lazım. Buradan çıkmam lazım. Açın kapıyı. Kapıyı açın. Geldim kızım, geldim, geldim. Geldim. Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Ben tuvalete gitmem lazım. Tabii kızım, tabii. Hadi git, hadi. Kızım, tuvalete gitmeyecek miydin? Aytül, selam sabah yok mu kız? Olmaz olur mu abi? Hayırlı işlerin olsun. Hayırdır, bu ne acele bu? Abi işe geç kaldım, daha Hacı ablaya uğrayacağım. Onun ablalığı mı kaldı? Necmiye ablaya selam söylersin abi, ha? Hadi görüşürüz. Söylerim. Kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Midem biraz kötü de birazdan çıkacağım. Seni merak ettim kızım. Çok mu kötü miden? Evet, biraz kötü oldum ama şimdi iyiyim. Ben sana bir nane limon kaynatayım istersen. Yok, ben yatmak istiyorum. İyi. Tamam, sen bilirsin. Aslında bunların hepsi sıkıntıdan sıkıntıdan. Sen bana ne olduğunu bir anlatsay. Çok özür dilerim. Abi biz bu konuyu akşam ya da sonra konuşsak olmuyor muydu? Olmaz Cenk. Bu işi bugün halletmemiz lazım. Abi nereden çıkardın şu atölye olayını ya? Of Cenk, annem gibi konuşmaya başladın. Ha bir de annen de karşı bu duruma. Abi bence hiç yorulmayalım biz yani. Biz bu atölyeyi ne kadar zamanda açabiliyoruz Cenk? Yemin ederim Feryal Hanım'la beni papaz edeceksin abi. Sen beni bu duruma hiç karıştırmasan olmuyor mu ya? Oğlum anlamıyor musun? Sen olmadan olmaz.
Bütün prosedürü sen biliyorsun. Yok abi, olmaz. Teşekkürler, hoş geldiniz. Bir müşterinizle ilgili bilgi almam lazım Fikret Telcan. Hangi tarihte kalmış, kimle kalmış hepsini öğrenmem lazım. Beyefendi, kayıtları paylaşmamız mümkün değil. Kardeşim sen bana söylemiyorsun da polis geldiği zaman illaki söyleyeceksin. Yasal bir taleple gelinirse biz gerekli bilgiyi emniyete veririz. Şimdi bak, benim zamanım yok. Tamam mı? Sen bak o bilgisayarı. En azından burada kaldım, onu söyle. Bakın beyefendi, size bu konuda hiçbir şekilde bilgi paylaşamam maalesef. Sen beni anlamıyorsun ki ama. Asıl siz beni anlamıyorsunuz. Lütfen burayı terk edin, yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım. Ha, polis çağıracaksın. Çağır. Al çağır polisi, hadi çağır. Abi boşuna dil döküyorsun. Bak, annenin imzası olmadan zaten açamayız atölyeyi. Ne bakıyorsun kardeşim? Çağır polisi, gelsin o zaman, hadi. Hadi kapatma, kapatma. Ara. Ara, polisi arayacağım diyorsan ara, çağır gelsin. Bu herifin ne işi var burada? Çağır polisi kardeşim, bekliyorum, hadi çağır. Kim abi? Çağırsana kardeşim, ne bekliyorsun, hadi ara. Ara gelsin polisi. Oğlum sen bana sabır ver ya. Senin ne işin var burada? Biz seni eksiktik. Emre, ne oluyor, bir sıkıntı mı var? Beyefendi, bir misafirimizle ilgili kayıtları istiyor Taylan Bey. Ama böyle bir bilgiyi... Tabii ki veremiyorsunuz böyle bir bilgiyi. Kimdir? Önemli biri mi? Seni ilgilendirmez, sen işine bak. Emre, beyefendinin istediği bilgiyi verin lütfen. Benim bir ricam olarak kabul et bunu. Misafirin ismi neydi? Fikret. Fikret Telcan. Bu isimde bir misafir kalmamış. Peki Kristina? Kristina Noskolova. Yok. Burada hiç kalmadılar yani, öyle mi? Evet. Emre, kesin bilgi mi bunlar? Kesin Taylan Bey. Öyle diyorsa doğrudur. Bakar mısınız Ömer Bey? Neyin peşindesin bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Ama Ceylan'ın canını daha fazla yakmana izin vermeyeceğim. Sen kim oluyorsun peki? Sen kim oluyorsun da Ceylan'ın adını ağzına alıyorsun? Kim olduğumun bir önemi yok. Sadece Ceylan'ın patronuyum diye. Ne konuşuyorsun o zaman? Ceylan benim hayatımı kurtardı. Ona bir can borcum var. Ceylan'ın canını yakan beni karşısında bulur. Ne demek can borcum var? Kaza. Ne? Ha, bilmiyorsun sen. Boş ver. Bir dakika, bir dakika. Ne kazası? Önemli bir şey değil. Önemli olsaydı anlatırdı zaten. Birader, sen bana söyleyecek misin? Ben sana söyleteyim mi yoksa? Bir şey söylemedin. Nasıl geçti terapi? Sezgin nerede? İleride ya, arabayı oraya park etti. Yer bulamamış, bizi orada bekliyor. Sana bir şey soracağım ben. Hani sen dün görünen her zaman gerçek değildir, bir zamanlar benim için de değildi falan dedin ya. Yanılıyorsun. Ne diyorsun Müjgan ya? Yani evet, babam seni istemediğin bir adamla evlendirmiş. Adam iyi biri zannetmişler ama tam tersi çıkmış. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi sen bir kere bunları yaşadın diye hep böyle olacak zannetme. Ceylan ablamın durumuyla senin durumun bir değil. Ablamın boş hayallere kapılmasına sebep olma bence.
emredersin Müjde. Sen git, ben geliyorum. Alo, Didem? Müjgan nerede? Bilmiyorum. Telefonla konuşuyor. Arabada bekleyelim. Zaten gelir o. Ayşe, ağlama artık kızım ya. Yazık değil mi gözyaşlarına? Değil. Yavrum, şimdi müsait değiliz. Olunca alırız, tamam mı? Sağ ol Sezgin. Ne demek, rica ederim. Görüşürüz Sezgin abi. Görüşürüz Müjgan. Yaşamadınız değil mi? Yok anne yok. Kötü bir şey olmadı, sen merak etme de. Neden ayaklandın? Aa, ben yat bunu aldım kızım. Hem aklım da benim sizde kaldı. Nasıl geçmiş ablan? Bir şey söyledi mi? Yok vallahi bilmiyorum anne. Müjgan. Anne, ben sana bir şey diyeyim mi? Bak Ceylan ablamın başında ne dertler var. Bu yine kendini öne sürüyor. Çok pis kuruldum ben bunu, haberin olsun ha. Şşş kızım. Ayşe. Aa. Kuzum, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Elif'in teyzesi bebek evi almış. Bizimki de ondan istiyor. Ah kıyamam ben sana. Sen bebek evi mi istiyorsun? Elif bana oynatmadı. Kıskanıyor seni de o yüzden. Müşkan, çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun çocukla? Çünkü sen ondan çok daha güzelsin, çok akıllısın. Öyle miyim? Elbette öylesin. Tam bir prensessin sen. Bir daha bunun için ağlamak yok, tamam mı?
Hatta şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim sana çikolata alayım. Sen onunla idare et bugünlük, olur mu? Ben de geleyim mi? Yok. Sen annemle kal. Tamam mı? Oh. Anne ben bir gidip geleyim. Tamam kızım. Senin burada? Ceylan benimle geliyor Sümen. Ömer şimdi olmaz. Başka zaman konuşalım lütfen. Hayır şimdi konuşacağız. Bana bilmediğim ne varsa hepsini tek tek anlatacaksın. Ya bir dakika ya, o ne demek? Ben niye her şeyi o heriften duyuyorum? Ne duymuşsun? Ya ben senin kaza yaptığını, senin o patronun olacak... heriften niye duyuyorum ya? Ceylan cevap ver, niye yalan söyledin bana? Yürü yürü, burada olmaz, yürü. Sakladım bütün bunları benden Ceylan. Söyle şimdi. Evet. Söyle. Nasıl sakladın bütün bunları benden Ceylan? Sen bir de buraya gelip benden hesap mı soruyorsun Ömer? Sorarım tabii. Benim anlamak Ceylan. Ben sana bir kere bile yalan söylemedim ama sen... Bu kadar zamandır soruyorum kendime. Diyorum bu kız benim lafıma niye inanmıyor? Niye dediğim hiçbir lafa güvenmiyor diye. Ama anladım. Meğer beni de kendin gibi zannetmişsin sen. Bu ne demek ya? Ben Kars'tan dönmek için gün sayarken... sen o herifin Riva'da mı ne bir yerde bir tane evi varmış, oraya gitmişsin. Hı? Gecenin köründe birlikte dönüyormuşsunuz, haberim yok. Kaza yapıyorsun, benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen bütün bunları benden nasıl sakladın Ceylan? Çünkü mecburdum. Mecburdum, anladın mı? Herkes, hatta Hacı anne bile söylemeyelim dedi. Sen de bu yüzden bana yalan mı söyledin? Sen orada kendini yiyip bitirme diye söylemedim. Aklın burada kalmasın diye. Ama senin zaten aklın burada değilmiş ki. Sen o Rus kızla her şeyi bırakıp gitmenin planını yapıyormuşsun. Ben de burada saf saf seni bekliyorum. Hala ne diyor ya? Hala ne diyor? Bir kızın lafıyla bütün hayatımızı yakıyorsun be. Bir kızın lafıyla mı? Sen daha da yerin dibine batma diye sustum ama. Sen Kars'a nasıl gittin? Hani gelmiştin? Bir daha gitmeyecektin. Ne demek niye gittin? Biliyorsun Ceylan niye gittiğimi. Kazım Usta zor durumda olmasa gitmez. Ben Kazım Usta'yı aradım Ömer. Patronuna gitti sordu adam. Kristina'nın yanına dönmek için patronundan yardım istemişsin. Kazım Usta'nın buraya gelmesini sağlayan sen misin? Ne demek istedin? Sen ne saçmalıyorsun sen Ceylan? Ömer tamam. Yeter. Beni rahat bırak artık. Bir daha da bana sakın yalancı deme. Sen ya sesleniyorum yok. Ne oldu? Ömer geldi. Yok artık. Ay iyice delirdi bu. Hayır utanmıyor da. Ne adi insanmış kendisi ya. Söyleme öyle. Kızım sen bunun sana yaptıklarını unuttun galiba ha? Unutmadım Aytül abla. Ama söyleme yine de. Fizibiliteyle ilgili soracağın ne varsa birazdan sorarsın. Abi önce şu Feryal Hanım'la bir daha konuşsak mı diyorum ya? Aykut'u odama gönderdim. Aykut Bey bugün işten ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Daha sabah konuştum. Sanırım Feryal Hanım işine son vermiş.
Sen kovdun değil mi Aykut'u? Cevap ver. Bize biraz müsaade eder misiniz Muharrem Bey? Şirket çalışanlarımın yanında benimle böyle mi konuşuyorsun Taylan? Lafı dolaştırma. Aykut'u neden kovdun? Şirket aleyhine olduğunu bile bile bazı talimatları uyguluyordu. Boşuna uğraşıyorsun. Böyle yaparak sadece benim hızımı kesersin. Ne hızından bahsediyorsun Taylan? O atölye açılmayacak. Açılacak. O kızla küçük oyunlarını evde oynarsın. Şirketi bulaştırmana müsaade edemem. Sen ne dersen de o atölye o mahallede açılacak! Cenk git konuş şununla. Daha fazla üstelemesin. Yoksa hesabını sana sorarım. Alo. Ya yok usta, yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey, bak niye bilmiyorum ama bizim... Bak bizim patron yalan söylüyor diyorum ya. Nerede bu adam? Ha, orada mı hala? İstanbul'da mı? Tamam, bizim şirkette o zaman. Tamam, ben bu işin arkasını öğreneceğim. Sen niye çağırdın ki beni eve? Otelden bir şey mi çıktı? Yok, çıkmadı. Sen Ceylan'ın kaza yaptığını biliyor muydun abi? Acayip. Ömer, sen meraklanma diye... İkiniz de yalan söylediniz bana. Sen de alacağın olsun. Ben bunu acayip sorarım ama. Ömer. Anne. Hacı anne aç gözünü. Hacı anne gözünü aç. Gözünü aç. Ne oldu Hacı anne? Bana bak. Anne! Hacı. Ömer bir sakin ol oğlum. Abi hemen hastaneye götürüyor. Hadi kaldır. Abi hadi. Tamam. Hacı anne. Hadi. Anne. Annem. Aa. Gel. Ne oluyor ya? Hacı anneme ne oldu? Kız kaçmış. Ne? Herhalde o bir şey yaptı. Hadi abi, hadi. Ya Ömer abi, ben baksaydım be. Ceylan, Gündür abla arıyor. Anne, ne diyorsun? Annem, ne olur bırakma kendini. Annem. Ne ben izin verin burada bekle. Hacı. Ömer, tamam oğlum, tamam. Abi, Feren Hanım'ın izni olmadan bu işin olur yok diyorum sana. Cenk, ne zamandır annemin lafıyla iş yapıyorum ben? Abi, bu durum başka, biliyorsun işte. Fark etmez. Ne demek fark etmez abi? Feryal Hanım'ın imzası olmadan bu atölyeyi kuramayız. Sen halledersin onu. Ne var Aytül? Taylan Bey. Kristina kaçmış. Nasıl kaçmış? Ben de bilmiyorum. Yani şimdi Ceylan'ı aradılar. Ömer'in babaannesi fenalaşmış. Yani bilmiyorum, kadına bir şey mi yaptı ama kız ortada yokmuş. Cenk, sen gerekli hazırlıklara başla, annemi bana bırak. Sen nereye? Dediğimi yap. Buyurun efendim. Kristina kaçmış. Beni aramadığına göre kesin bir şeyler çeviriyor. Bulmamı ister misiniz? Sen Fikret'e mukayyet ol. Ben nereye gideceğini biliyorum.
Cehennem. Çok korkuttun beni. Korkma yavrum, korkma. İyiyim bak, çok şükür. Affet beni, olur mu? Benim yüzümden oldu. Seni o kızla tek başına... Bak, kızacağım şimdi ama... Senin ne günahın var oğlum? Ah. Ömer tamam, bırak artık bunları ha? Doktorla konuştun mu? Konuştum. Tomografi sonuçları normal çıkmış. Her şey yolunda. Ay. Hadi o zaman evimize gidelim. Eve gidelim. Doktor sen bir kere daha görsün sonra gidelim. Müjgan arıyor. Merak ettiler tabii ki. Ben bir konuşayım geleyim. Tabii yavrum. Benim canım anne. Çok şükür. Çok çok şükür. Hacı anne. Korkma. İyi misin ha? İyiyim yavrum, iyiyim çok şükür. Hastanede bana çok iyi baktılar. Her şeyimi tetkik ettiler. Hiçbir şeyim yok. Çok şükür, geçmiş olsun Hacı abla. Verilmiş sadakan varmış. Allah razı olsun Gülnur'um. Sağ ol yavrum. Hacı anne. Ha yavrum. O kız mı vurdu sana? Evet abla, o vurmuş. Belli ki senden korktu, kaçmak için de böyle bir şey yaptı. Kızım, kadın daha yeni kendine gelmiş. Bir dur. O kız Elvan'dan korkmadı. Kendi yalanının ortaya çıkacağını anladı, kaçtı. Ama ben bulacağım onu. Bulacağım, benim anneme yaptığın hesabını soracağım. Yapma Ömer'im, yapma. Üzme beni. Ömer, hadi gel biz çıkalım hanımlar konuşsunlar ha? Hadi. Hadi sakinleş artık. Bak geçti gitti. Ya Hacı anneme bir şey olsaydı ben ne yapardım o zaman? Allah korusun oğlum. Yok öyle bir şey, tamam. Tamam geçti. Bundan sonra tek mesele... şu kızın testi. Gerçeği ispatlayabilmen için... kıza testi yaptırman lazım. Kız gidip de bir bulacağım de... Bulacağım abi, bulacağım. Hem bir yolunu bulacağım. Ceylan. Ceylan gözüm. Ben senin Ceylan gözün değilim artık. Ceylan. Bırak. Hacı anneyi görmeye geldim ben. Ceylan yapma, ne olursun. Görmüyor musun ne hale olduğunu? Ben ne haldeyim, sen görüyor musun? Görüyorum. O yüzden mi iş yerime gelip yalancısın diye bağırdın? Ceylan yapma, bak o durum başka. Sen benim ne kadar kötü durumda olduğumu gör... Sakın. Sakın. Şu an hepimiz senin yüzünden bir kabusun içindeyiz. Kabusun sebebi o kız. Benim o kızla hiçbir alakam yok. Var. Anladım ki iyice var. Ceylan yapma, hala bunu mu söylüyorsun bana? Ömer. O kızı dediğin gibi birileri kötülük yapmak için yollasaydı... o kız kaçmazdı. Ceylan yapma. O kız gerçekten bebeği için gelmişti. Sen öyle davranınca...
ablamdan korkunca kaçtı gitti. Ceylan'ın ha? Bak şimdi Ceylan'ın ne halde? Gelin olarak gireceğini zannettiği eve başı önümde giriyor. Hacı annem. Ceylan. Güzel gelinim benim. Sana bir şey oldu diye ödüm koptu. Korkma yavrum, korkma. İyiyim ben hamdolsun. Ne oldu bize? Neden bu hale geldik biz? Müjgan, ablana süver kızım. Neden demeyeceksin Ceylan'ım? İsyan etmeyeceksin. Kusura bakma da Hacı annem, yani nasıl isyan etmesin kız? Abla? Etmeyecek. Sen şimdi Ömer'e inanmıyorsun, biliyorum. Hacı anne, o kadar çok istiyorum ki inanmak. Ama olmuyor değil mi? Ne diyeyim yavrum? Sen de haklısın gelinim. Ama sizin sevginizin sınavını böyle yazmış Rabbim. Hacı anne, sen de mi inanıyorsun o kıza? Tövbe. Asla. Ama ben Ömer'imin bu işten aklanarak çıkacağına inanıyorum yavrum. Güzel gelinim, güzel kızım benim, güzel kızım. Talan. Pristina neredesin? Beni öldüreceklerdi, beni az kalıyordu, beni öldüreceklerdi. Hiç kimse yoktu bana yardım edecek. Şşş, tamam, sakin ol. Sakin ol. Yerini söyle, geleyim alayım seni. Adam gibi konuşalım. Hayır, konuşmak falan yok. Bu iş bitti Taylan. Sen söz verdin Taylan. Bana söz verdin. İstediğini yaptıktan sonra Fikret'i bırakacaktın ve biz beraber kaçacaktık. Söz verdin. Tamam, vakti gelince gideceksiniz. Ama şimdi değil. Onlar senin kılına zarar veremezler. Ben oraya dönmeyeceğim. Ben oraya dönmeyeceğim. Lütfen, lütfen Fikret'i de bırak. Beraber gidelim buradan. Hiçbir yere gidemezsin. Hadi git. Git bakalım Fikret'i bulabiliyor musun bir daha? Sabredeceksin. Dediğimi yapacaksın. Ondan sonra istediğin yere gideceksin. Talan. Talan, beni oraya gönderirsen tekrar ben her şeyi anlatacağım. Ömer de Ceylan da bütün yaptıklarını öğrenecek. Senin yaptıklarını öğrenecekler. Tamam. Tamam, sakin ol. Fikret'le buluşturacağım sizi. Fikret'i şehir dışına gönderdim. Ömer izini bulamasın diye. Gelmesi zaman alır. Bugün zor. Ben beklerim. Beklerim ben. Pristina, nerede bekleyeceksin? Hamilesin zaten. Yerini söyle, geleyim alayım seni. Hayır. Hayır, ben yerimi sadece Fikret'e söyleyeceğim. Seni arayacağım. Dur Pristina. Kızım. Kartondan bebek evi yapmaya çalışıyorum babacığım. Sen gerçeğini alır mısın? Olur, bakarız kızım. Haftaya olur mu? Darlama babanı. Hamza, sofra hazır. Ben bir ellerimi yıkayayım da. Hadi kızım, sen de bırak onu. Tamam anne, biraz boyayım, bekle geleceğim. Bebek evim. Babam yenisini alıncaya kadar bununla oynayacağım.
Ama gerçeğini görsen inanamazsın. Çok güzel. Ayşe hadi sofraya. Hadi. Babam haftaya alırım dedi. Hı hı. Alır. Eminim alır. Babam kandırdı mı beni? Yok Ayşe'cim. Olur mu öyle şey? Tabii ki alır. İşte o eski kartonla idare edecek. Öyle mi Müze? Yok. Hadi Ayşe sen bir anneme yardıma git. Hadi mutfağa. Hadi. Ya sen niye karışıyorsun ki bu işe? Çocuğu görmüyor musun? Ne kadar üzülüyor. Gerçekleri söylüyorum. Kimseye güvenmemeyi öğrensin işte. Ufacık çocuk babasına güvenmesin yani öyle mi? Öyle. Ya sen de babamı düşman bellemişsin. Laf çarpıp duruyorsun. Bilip bilmeden konuşma. Ya neyi bilmiyorum ben ya? Neyi bilmiyorum acaba? Kızlar! Yeter. Hadi. Sofra hazır. Kızım sen de ye sen. Aç değilim ben. Hadi sofraya sofraya. Oturun artık hadi. Ceylan. Hadi içeri geç de biraz bir şeyler ye. Şimdi sana nasılsın diyeceğim. Bana sordukları gibi olacak. İnsan kalbi ne kadar çok acıyormuş meğer. Bir süre sonra hiçbir şey hissetmiyorsun acıdan. Kalbin taş oluyor. Sonra diyorsun ki keşke tekrar acısa da hala bir kalbim olduğunu hissedebilsem. Abla. Sen o kızın yalan söylediğine inanıyor musun? O kızın bakışları hala gözümün önünde Ceylan. Bence yalan söylüyor. Emin misin? Ablacığım. Benim neye inandığım önemli değil ki. Ne beni ne de başkasını sakın dinleme. Sen sadece kendi kalbini dinle. Kalbim diyor ki Ömer böyle bir şey yapmaz. Ama üstüne o kadar şey geldi ki onu susturacak. Tek hissettiğim acı. Böyle hiçbir yere sığamıyorum işte. Nasıl edem uykusuz mu kaldın dünkü gecede? Neydem neydem gecede? Uyan uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edem? Uyan uyan yar sinene sar beni dağlar ya gülüm ne oluyor Allah aşkına? Gel vazgeç az daha dayan. Fikret anlamıyorsun. O adam bizim için hiçbir şey yapmaz.
Ya işi bitince olan bize olacak, bebeğimiz olacak. Yahu iyi diyorsun, güzel diyorsun da polis peşimde. Başka türlü nasıl gideceğiz Rusya'ya? Ya buluruz bir yol, güven bana. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bak, yarın buluş benimle, tamam mı? Hani o ilk İstanbul'a geldiğimizde gittiğimiz yer vardı ya. Evet. 12'de. Orada bekleyeceğim seni. Fikret. Lütfen dikkat et. Seni takip etmesinler. Tamam, tamam, tamam. Sen merak etme. Fikret. Seni çok seviyorum. Sağ ol gülüm. Ben de. Ne diyor senin zeka küpü? Tehdit mi ediyor hala? Telefonda söz dinlemiyor doğru dürüst. Yarın ben gideyim her türlü paketlerim onu. O kız oraya gitmezse ikimizin de çok canı yanar. Yok, siz hiç merak etmeyin. Gidecek. Benim sözümden çıkamaz. Sabah alır seni burada. Ceylan. Merhaba Taylan Bey. Yakalayamasaydım arayacaktım seni. Dün eski nişanlınla karşılaştım. Gergindi yine. İstemeden bu kaza meselesini söyledim ama galiba haberi yokmuş. Yoktu, evet. Yani kusura bakma, yanlışlıkla bir şeye sebep olmuş olmayayım. Yok, siz kusura bakmayınız. Yok, ne kusuru? Senin yolu yeter. Ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Öğleden sonra bana eşlik eder misin? Ne için? Cenk birkaç mekan bakmış sizin mahallede atölye için. Son kararı vermek için benim bakmam gerekiyor. Sen de bizimle gelirsin diye düşündüm. Taylan Bey, ben atölye falan anlamam ki. Bize sadece mahalleyi tanıyan biri lazım. Yani Aytür'e söyledim. Annem gene bir sürü iş yığmış. Fazla zamanımız yok. Yani bizim bir an önce atölyeyi kurup çalışanlara eğitim vermemiz gerekiyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Peki, öyle diyorsanız. Güzel. Öğleden sonra alırım seni. Alacağız. Ama sen böyle yapmazdın. Ama anne çok istiyorum, ne olur. Ayşem, baban müsait olunca alacağım dedi ya kızım. Ayşem, ama böyle. Hadi asma suratını. Bak, sen paranı biriktir, biz de biriktirelim. Sonra bebeğini alalım, tamam mı? Benim param yok ki. Olunca kenara koyarsın, ha? Hacıannenin bana aldığı fırları gördün mü? Yok kızım. Sen bir yere mi gidiyorsun? Hacıanneye uğrayacağım da. Çok selam söyle. Bebek evinden almayacaklar, değil mi? Almayacaklar. Peki sen alır mısın? Bu hayatta hiç kimseden bir şey isteme. Eğer o bebek evinde çok istiyorsan git kendin al. Thank you.
aç gözlerini, aç gözlerini. Aç, aç gözlerini, aç lütfen, lütfen. Fikret! Fikret, lütfen, lütfen aç gözlerini. Sabzi dinlememeli sonuçları. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Fikret, Fikret, lütfen. Şimdi o mahalleye gideceksin. Ömer'e yalvarıyorsun. Gerekirse ayaklarına kapanıyorsun. Kendini o eve aldırıyorsun. Ben sana orada kal dediğim sürece orada kalacaksın. Ben sana tamam diyene kadar orada ayrılmıyorsun. Ne Ömer'e ne Ceylan'a tek kelime etmiyorsun. Fikret'i kurtar. Lütfen Fikret'i kurtar. Anladın mı? Anladım. Aman lütfen Fikret'i yardım et. Alın bunu mahallenin gerisine bırakın. Gerisini o bulur zaten. Hayır, hayır! Fikret! Fikret! Hayır! Fikret! Şunu kaldırın şuradan. Beklemiyorsun gitmeden beni. Abi gittim de ne oldu ya? Ne oldu, konuşamadın mı adamla? Güvenlikleri atlattım, iki kelime zor konuştum. Sonra da hiçbir şey öğrenemedim. Peki sormadın mı Kazım Usta'ya niye yalan söyledin diye? Sordum sordum. Fikret de sordum, yüzü göze attı zaten. Allah Allah. Abi bizim patron normalde Fikret'i kale bile almaz. Almaz tabii oğlum. Baksana sen bile doğru düzgün konuşamamışsın. Bir açığını falan yakaladı desem. Her türlü pislik var bu herifte. Sırf benimle uğraşmak için bunu mu kullanıyor ya? Bu işin içinde başka bir iş var abi. Ne gibi? Orasını Allah biliyor. Ama içimden bir ses yakında biz de öğreneceğiz diyor. Ayşe! Ayşe kızım baksana salçalı ekmek yaptım. Ayşe! Ayşe kızım! Allah Allah ya. Nerede bu kız? Ayşe! Ayşe! Limonata! Limonata isteyen var mı? Çok güzel limonatalar var. Limonata! Limonata isteyen var mı? Limonata! Teyze, limonata istiyor musun? Aytül, ne oluyor? Feryal Hanım, Taylan Bey Ceylan'ı almaya geldi de. Kimse benden izin istemiyor artık herhalde. Estağfurullah Feryal Hanım. Siz bizim oraya atölye açıyormuşsunuz. Taylan Bey de yardımımı istedi. Ben sizin haberiniz var sandım. Yok. Taylan söylemeyi unuttu herhalde. Bu arada çok teşekkür ederiz. Bizim orada işe ihtiyacı olan çok insan var. Tabii. Faydası olacaktır. Çıkabilirsin Ceylan. Aytül. Zahide Hanım evde çalışmaya başlıyor. Her gün burada olmayacak. Ona gerekli işleri gösterirsin. Tabii Feryal Hanım. Siz işinizin başında dursaydınız böyle olmazdı ama... Neyse. Çıkın hadi. Çok teşekkür ediyorum Feryal Hanım.
Benim fikrim de yeterli değil. Lütfen benim. Cenk Bey'in söylediği yer? Bilmiyorum ki, konum atmış ama. Bir baksana. Ceylan kardeşin değil mi şimdi? Evet ama... Ayşe? Ayşe'cim, ne yapıyorsun sen burada? Ben hepinize söyledim. Siz bana bebek evi almazsınız, ben de kendim alırım. O yüzden limonata satıp para kazanacağım. Ayşe'cim, konuştuk ya bunları. Ben halledeceğim dedim. Hadi sen eve git. Ama ben hemen istiyorum bebek evini. O yüzden kendim çalışıp kendim alacağım. Sen para biriktirip kendine bebek evi mi alacaksın? Hı hı. Ticarete erken atılmışsın. Tebrik ederim. Ver bakalım bize birer limonata. Taylan Bey. Ceylancığım lütfen bir saniye. Servis de iyi. Oh. Bir tutar mısın? Ne kadar? 3 lira. İkisi mi 3 lira? Hayır, sadece bir tanesi. Zaten biri ablamın olduğu için o sayılmaz. Olmaz ama öyle. Sen ablama arkadaşıma derken böyle para kazanamazsın. Ama ablam bana limonata yapıyor. O yüzden ona bedava. İyi madem. Al bakalım. Ama bu çok para. Üstü yok ki bende. Üstünü sonra hallederiz. Taylan Bey. Ceylan sen karışma lütfen. Burada bir yatırım fırsatını değerlendiriyorum. Bak şimdi Ayşe'cim, ben buraya sık sık geleceğim. Her geldiğimde senden limonata içeceğim. Bunu bir ön ödeme olarak kabul et. Olur mu? Tamam. Güzel. Hadi kolay gelsin. Hadi dikkat et kendine, tamam mı? Hı-hı. Tamam. Ah Ayşe. Çok mahcup ettiniz beni. Alabilir miyim? Neresiymiş konum? Tam yakında zaten. Buradan ilerlediğimizde hemen. Az kalmış. Hadi gidelim. Limonata, çok güzel limonatalarım var. Limonata, çok güzel limonatam var. Burası mı acaba? Cenk nerede? Burada buluşacaktık. Cenk. Yardım edin.
lütfen. Bebeğim için. Gel. Yavaş. Yavaş, dikkat et. Ceylan. Taylan Bey. Yardım edin. Gel. Gel hadi gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Burada. Gel. Gel gel. Gel. Derin nefes al. Bebeğine bir şey olmayacak, merak etme. Ömer'i araman gerekmez mi? Sezgin abi. Ömer yanında mı? Ha, burada Ceylan, çağırayım mı? Ne diyorsun? Hangi hastane? Hemen geliyoruz. Ceylan mı dedin sen biraz önce? Ceylan'la Kristina hastanedeymiş. Ne diyorsun abi, ne hastanesi? Bilmiyorum Ömer. Kızın kanaması var, hastanedeyiz dedi. Abi nasıl bulmuş ki kızı? Ben de anlamadım. Ömer'e söyle, gelsin onu istiyor dedi. Neyle sınıyorsun ya Rabbim ya? Limonatam, çok güzel limonatam var. Limonatam, çok güzel limonatam var. Bak, limonatası. Gel şu Salahattin'i bildirelim. Çok güzel limonatalarım var. Limonata. Limonatam var, çok güzel. Bize de bir bardak verir misin? Kişi başı 3 lira. Ama bizim paramız yok. O zaman alamazsın. Aa, burada para varmış. Ya ne yapıyorsun o benim param, versene ya. Ya versene ya o benim param. Ya versene ya, versene ya. Ya ver, ya versene ya. Ya versene dedim sana o benim param. Ya ne yaptın? Ya of ya of. Ne yapıyorsun? Ya yapmasana. Sakın. Ne yapıyorsun sen? Bırak teyze, vallahi kötü bir niyetim yok. Kaç oğlum, kaç. Yürü. Paralarım gitti. Şimdi nasıl bebek evi alacağım? Kes artık ağlamayı. Öyle hayatta da her istediğin olmuyor. Öğrenmiş oldun işte. Girebilirsiniz, buyurun.
hanımefendi oldukça yoğun bir kanama geçirmiş. Ama riski atlatmış görünüyor. Bebek gayet iyi durumda. Çok sevindik. Babası siz misiniz? Hayır, yok, yok. Biz sadece hastaneye getirdik. Babası Ömer, yolda geliyor. Tamam, o zaman Ömer Bey'e söyleyelim lütfen. Gelince onunla da görüşmek istiyorum. Geçmiş olsun. Ceylan, ben çok özür dilerim. Seni böyle bir durumda bıraktığım için. Ben ablandan çok korktum. Ömer'i de bırakıp gitmek istedim ama benim başka gidecek yerim yok. Bütün gece dışarıda kaldım. O yüzden oldu. Bunu Ömer'e anlatırsın. Aferin. Öyle devam et. Fikret nasıl? Sen böyle uslu durursan iyi olacak. Bazen garip oyunlar oynar Ceylan. Kızın bebeğini kurtarmak da sana düştü. Tuhaf. Ceylan, iyi misin? Ceylan, kızı nerede buldunuz? Sezgin abi, kızı anlatır size. Siz beraber miydiniz? Kızı getirdik. Siz gelene kadar yalnız kalmasın diye başında da bekledik. Artık siz ilgilenirsiniz. Taylan Bey, gidelim mi? Senden rica ediyorum, yapma. Konuşmak için pek uygun bir zaman değil. Sana sorun oldu mu? Ömer. Sen bizi bırak da. İçeride çocuğunun annesi var. Git onunla ilgilen. Ceylan. Ha. Bu arada bebeğimiz gayet iyi. Hadi oğlum hadi. Gel şimdi şu kızın derdi neymiş bir anlayalım hadi. İyi misin? Ben iyiyim. Ama teyze nasıl? Ben onu çok merak ettim. Teyze nasıl? Sen hangi yüzle soruyorsun hala ya? Ha? Hangi yüzle soruyorsun sen bana? Ömer, tamam. Ya ne tamam Sezgin abi? Hacı annem o kadar koruyup kolladı onu. Şu kadına yaptığına bak ya. Tüh ulan sana. Hiç mi utanmadın o kadını o halde bırakıp giderken? Ömer. Sakın Ömer deme bana. Ömer deme bana. Anlat, tamam iyiyim ben. İyiyim, tamam. Anlat. Kimle görüşüp geldin anlat. Ben gidemedim. Gidemedi. Gidememiş Sezgin abi. Ya söyleseydin bana, ben seni götürürdüm istediğin yere. Yok yani ben ablasından çok korktum ve kaçmak istedim. Ama
Sonra bütün gece dışarıda kaldım çünkü benim başka gidecek yerim yok. Başka. Sonra mahalleye gittim, geri döndüm. Yani sonra bir düşmüşüm, orada kalmışım. Sonra da ceylanlar geldi, buldu seni falan filan. Sen nasıl bir yalancısın? Sen nasıl bir yalancısın be? Ömer, oğlum bırak. Oğlum dönmesi daha iyi. Öyle olmamış ama Sezgin abi. Bak, beni buldular diyor. Abi kesin başka bir şey döndürüyor. Kesin başka bir şey döndürüyor, bak kesin eminim ben. Oğlum bunu böyle mi bulacaksın sen? Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğin babası siz misiniz? Ömer. Allah'ım sen bana yardım. Allah'ım sen bana sabır ver, yarabbim sen bana sabır ver ya. Hakim ol koçum, kendine hakim ol. Ay ay ay, kıyamam ben senin o gözyaşlarına. Ah benim güzel kızım, ağlama artık Ayşem, hadi. İstemiyorum hiçbir şey. Bak, kalk kalk kalk, bak bak ben sana ne yaptım? En sevdiğin şeyi yaptım, sütlaç yaptım. Ya hiçbir şey yemeyeceğim ya. Ama kızım, bir oyuncak için bu kadar üzülmeye değer mi? Hem sen niye kendi başına böyle şeylere kalkıştın bakayım? Heh? Çünkü hiç kimse almıyordu. Ben de kendim almak istedim. Alacağız dedim ya kızım. İstemiyorum, almayın. Ah yavrum, senin bu inadın kime çekti? Bilmiyorum ki. İş yaparsan nasıl olacak Hamza efendi? Bugün işler iyiydi çok şükür. İyi. Hadi aferin. Tamam. Bir al. Ya biliyorsun ben bu ara çok sıkıntım var. Bana kaç haftadır hiç para vermedin. Biraz ödeme yapsan diyorum. Al. Allah razı olsun. Heh. Hadi bakalım şimdi dışarı. Ben her gün senin para diye ağlamanı mı dinleyeceğim ya? Bulur mu yerine birini? Dışarı. Ya yapma Allah aşkına ya. Yahu nesini anlamıyorsun? Kovuldun diyorum sana. Dışarı. Birol benim burada kaç yıllık emeğim var. Kes artık yeter be. Ben şimdi çıkıyorum dışarı. Sen de pılını pırtını topla. Döndüğüm zaman seni burada görmeyeceğim. Bıraktığınız için teşekkür ederim Taylan Bey. Ceylan, çok zor biliyorum ama dayanmak zorundasın. Hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hepsi geçecek. Geçmeyecek Taylan Bey. Ceylan, er ya da geç, her acı diner. Öyle ki bazen kalan his seni bile şaşırtır. Bu nasıl oldu dersin. Sen de bir gün öyle hissedeceksin. Sağ olun.
Aytül Kristina'nın yanına git hemen. Çıkabilirsem gideceğim Taylan Bey de. Yalnız Feryal Hanım eve birini daha... Bırak şimdi çık sen. Her şey yolunda. Başka bir sorun çıkarmasın kız. Borcumdan düşersin. Senin borç ödendi abi. O ne demek o? Damat geldi ödedi. Damat? Ömer mi? Vallahi hayırlı damat diyeceğim ama Rus'u da kaptı götürdü. Hayırlı değil ama akıllı damat. Ya Şevki, sen bana sorup etmeden ne diye ondan para alıyorsun kardeşim? Abi gözünü seveyim. Dayak buldum mu kaç, para buldum mu kap demişler. Adam getirdi canlıyı verdi elime. Enayi miyim ben? Aldım tabii. Allah senden razı olsun yavrum. Aa, lafım olur hiç hacı anne. Hem yani bugüne bugün kaç yıllık komşuyuz şurada. Hem az mı emeğin var üzerimizde ha? Ah be kızım, akşama kadar işte çalıştın. Şimdi geldin bize yemek yapıyorsun. Kim yapacak başka? Tabii ben yapacağım. Hem zaten şimdi Ceylan'ın kalkıp gelip yardım edecek pek hali yok. Elvan desen kızı bir kaşık suda boğar. Senin de halin belli. İyilik de kötülük de bizim için yavrum. Derdi veren yüce Rabbim dermanını da verir. Öyle de ben... Dur. Ay olur mu hiç hacı anne? Olur. Ay hacı anne maazallah bu kız sana yine zarar vermeye falan kalkmasın ben. Olacakla öleceğin karşısında durulmaz yavrum. Allah'ım ne yazdıysa o. Dakika şaşmaz. Sağ ol yavrum. Peki hacı anne. Benden değil. Yaradan'dan af dile kızım. Hacı anne. Çorba getirdim de yavrum. Geç, tamam geç. Sana elbise bıraktım. İstersen değişebilirsin. Sen niye tek başına giriyorsun kızın yanına? Ne yapılması gerekiyorsa söyle bana, ben yaparım. Korkma oğlum. Tamam bak, bana söz ver, bir daha yapmayacaksın böyle. Ya bu biçare de kim bilir kimlerin elinde oyuncaktır. Yazık. Biz bize yakışanı yapalım evladım. Şu test midir nedir onun günü gelinceye kadar. Tanrı misafiri diyelim. Ya ne misafiri ya? Kızın bize yaşattıklarına bak. Olsun. Ama bak şimdi iyiyim çok şükür. Hiçbir şeyim yok. Ben bakarım. Ay. Hamza baba. Az dışarı gel, seninle konuşacaklarım var. Eksiği var. Ama elime para geçer geçmez tamamlayacağım. Bu ne Hamza baba? Şevki'ye borcumuzu ödemişsin. O da sana mı söyledi? Benim yalan dolanla arkadan iş çeviren adamla kaybedecek vaktim yok. Benim kötü bir niyetim yoktu ki. Ben yardım etmek istedim sadece. Ya senden yardım isteyecek olsam gelip sana söylerdim.
Resmen beni ezip geçtin. Ben seni babam bildim. Evlatlık yapmak istedim sadece. Özür dilerim. O eskidendi. O eskidendi. Çaldı. Ömer gitti, bakmaya gelmez oldu. Onu merak ettim. Gidip bir bakacağım. İyi madem. Hay, yemekler de hazır bu arada. Aferin sana. Ellerine sağlık. Geliriz biz de şimdi. Hadi konuş ama çabuk. Fikret. Fikret iyi misin? Ben seni çok merak ettim. Para. İyiyim ben. İyiyim ben, çok iyiyim. Sesini duydum ya. Yeter, tamam, çabuk hadi kısa kes hadi. Kapatmam lazım. Ama ben seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Tamam. Ben bu parayı Gülnur'a münasip bir zamanda geri veririm. Nasıl olur Hacı anne? Ya ben kendi babam bildim Hamza babayı. O beni evlat bildi. Gene bilir evladım, gene bilir. Gün gelir gene bilir. Ben ne yaptım da böyle bir iftiraya uğradım bilmiyorum ki. İsyan etme. İsyan etme yavrum. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun demek ki. Bak, Allah-u Teala sevdiği kullarının günahlarının cezasını ahirete bırakmaz. Hastalık verir, borç verir, böyle iftiraya uğratır. Ne yapayım? Ne yapayım Hacı anne, kabul mü edeyim ya? Hayır. Ne gelirse Allah'tan diyeceksin. Bu imtihanı isyan etmeden ona sığınarak vereceksin. Vereceğim. Vereceğim. Test zamanı geldiği zaman da o bebeğin benimle bir ilgisi olmadığı ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun yavrum. Ben Ceylan'ı kaybetmeyeceğim Hacı anne. Kaybetmeyeceğim. Yeter, tamam hadi kapat. Ya yeter dedim ama. Dedim sana değil mi? Hacı ne oluyor orada? Ya Ömer, yemeği bitti mi Kristina'nın diye bakmaya geldim. Sağ ol, geç ben hallederim. E tamam, ben de gidiyorum o zaman artık. Görüşürüz. Fikret'e kızla konuşturduk efendim. Birkaç kırığı var ama zamanla iyileşecek. Hareket etmesin zaten. Kökü zarar bize. Siz yine de dikkatli olun, oradan gol yemeyelim. Vay. Bir tane daha. Keyfin yerinde bakıyorum. Kız geri döndü. Ömer'in yollar tıkandı. Mahalleye rahatça girmek için meşru mazeretim de hazır. Ya. Feryal'e rağmen
Orada atölye açtın ya. Bravo Taylan, seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Yalnız anlamadığım bir şey var. Bu Rus kız bir süre sonra gitmeyecek mi? Bir süre sonra. Şimdilik lazım. Bu atölye meselesi Ceylan'ın çok hoşuna gitti. Önce gözüne sonra gönlüne gireyim diyorsun. Dedim bile. Of. Ne oldu? Ne olacak annem? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Atölye için istediğimiz makineleri siparişini iptal etmişsin. İptal etmedim. Zeytinburnu'ndaki atölyeyi genişletiyorum. Zaten zor yetiştiriyorlardı. Makineler oraya gidecek. Yanlış yapıyorsun anne. Beni böyle engelleyemeyeceğini öğrenemedin mi daha? Nasıl engelleyeceğim o zaman? Onun yolunu söyle. Öyle bir yol yok. Taylan dur. Oğlum ne oluyor? Hı? Bu artık intikam, hırs, her şeyi aştı. Evet. Taylan, artık cevap vermeden gitmene müsaade etmeyeceğim. Bu kızdan tam olarak ne istiyorsun? Aşk. Hamza? Hoş geldin. Seni beklerken uyuyakalmış. Hamza? Ne oldu bu ne hal? Hamza ne oldu? Ben kızlarıma yetemedim Gülnur. Allah'ını seversen böyle şeyler söyleme. Nasıl söylemeyeyim Gülnur? Birisi 10 sene sonra döndü. Yüzüme bakmıyor. Haksız mı? Haklı. Hemen öyle bir haklı ki. Hamza, ne olursun böyle şeyler söyleme. Ceylan başkana da bir gün gün yüzümü gösterdim. Bak Ayşe'ye bir oyuncak bile alamıyorum. Hamza. Hem o güne kadar bir baba olarak ne yapabildim ki Gülnur? Ne yapabildin? Söyleyeyim mi sana? İşte tam şu andan babalık yaptın sen. Bunu herkes yapar Gülnur. Herkes evladını sever. Yok yok. Öyle sevmek değil benim dediğim. Sen çocuklarını gözünden sakındın. Evet. Birileri onların canlarını yaktı. Evet. Öyle oldu. Tamam. Ne tamam Gülnur, ne tamam? Onların sığınacak bir baba ocakları var. Arkalarında dağ gibi babaları var onların. Buna şükür Hamzam, bin şükür. Sen neye şükür biliyor musun? Onların senin gibi bir anaları var. O
Ona bin şükür. Uyandım benim güzel kırım. Günaydın annelerin en güzeli. Günaydın. Buyurun efendim. Ballı sütünüz. Teşekkür ederim. Hayır, hayır, hayır. Onun hepsi bitecek. Bundan sonra iki kişi besleniyorsunuz. Bana gelin. Tamam. Ceylan, senin bıyıkların var mıydı ya? Silme, silme. Çok yakışıyordu. Ya ayıp ama. Sen niye benim kızımın yanında benimle dalga geçiyorsun? Sen annene bakma kızım. Onun her hali güzel. Sen de büyüdüğünde ona benzersin inşallah. Ben çok şanslıyım biliyor musun? Çünkü kızımın senin gibi babası olacak. Esas ben çok şanslıyım, ben. Ömer. Ömer, bir şey oluyor. Ceylan, kanıma var. Ömer, bir şey yap. Ne olur bir şey yap. Ömer, ne olur bir şey yap. Bebeğimizi kaybetmeyelim, ne olur. Ömer, bir şey oluyor. Haberler ulaşmış. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Zeytinburnu'ndaki atölyeyi boşaltmışlar. Sen benden çalarsan ben de senden çalarım. O atölye artık başka bir muhitte hizmet verecek. Sabaha karşı atölyeyi boşaltmak ne demek Taylan? Seni biraz mantığa davet ediyorum. Gelemiyorum anne, çıkmam lazım. O atölyede bir sürü sipariş bekliyordu. İyi işte, sen gerekli düzenlemeleri yapar, konuyu halledersin. Taylan, bak. Ben senin dün gece söylediklerini ciddiye almıyorum. Sen böyle bir kıza aşık olacak adam değilsin. Bir inat uğruna sürekli elini yükseltiyorsun. Ne güzel işte. Büyük oynayan büyük kazanır. Şunu odaya bırak. Ne var? Hamza? Bir kahvaltı edip öyle çıksaydın. Bu saatte kim ayakkabı getirecek? Olsun be Gönül. Hamza. Bak, dün de sordum anlatmadın. Bir şey var sende. Ya Gönül. Ömer bizim Şevki'ye olan borcumuzu ödemiş. Ne? Senin canın buna mı sıkkındı o kadar? Sen gene de Ceylan'a bir şey söyleme. Ben bir şekilde halledeceğim. Şu depodaki iş de olmadı. Ben başka iş bakıyorum. Ben demem de sen dükkanda şu Birol'la bir konuşsan çok alacağın var. Hayır, ben o Birol'un... Tamam, tamam, konuşurum. Hadi. Hadi. Hayırlı işler, hadi. Anne. Hı. Babam kahvaltı yapmadan mı gidecek? Çok işi varmış kızım. Ay.
Size haberlerim var. Ay ne oldu yine Müjgan? Ömer abi ev tadilatına başlamış. Nasıl yani? Abla sizin için aldığı evde tadilat yapıyor şu an. Ay bize ne canım? Ne yaparsa yapsın. Müjgan çeneyi bırak şu ekmekleri kes hadi kızım. Anne. Geliyorum kızım. Şişt. Bana bak. Ömer bir şey dedi mi? Niye tadilat yapılıyormuş evde? Ya abla sen saf mısın? Bir şey demesine gerek mi var? Belli ki o kızla yaşayacak işte orada. Hacı annenin yanında da bir yere kadar yani. Olmaz öyle şey. Abla niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Bak ben sana bir şey diyeceğim. Sen bu Elvan ablamı falan dinleme. Şimdi eyvallah Ömer abi iyiydi, hoştu ama bitti o iş. Müjgan çekil. Abla nereye gidiyorsun? Adamsın ya. Hiç mi utanman yok? Niye utanayım Ceylan? Bu evde o kızla nasıl yaşarsın? Kim diyor ya onunla yaşayacağım? Ya ne yapıyorsun? Ben evimizi hazırlıyorum. Doğru. Bu ev artık ikinizin evi. Burası ikimizin evi Ceylan. Seninle benim evim. O gözlerine inen perde kalktıktan sonra anlayacaksın bunu. O zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. O evde birlikte yaşayacağız. O evde çocuklarımız da olacak bizim. Onların büyüdüklerini göreceğiz. Sen yaşlanacaksın, ben yaşlanacağım. Biz beraber bu evde yaşlanacağız. Bana bak. Ben senden vazgeçmiyorum Ceren. Vazgeçmedim. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Abla, hadi ne yapıyorsun? Açılışa geç kalacağız. Tamam Müjgan, şunu da koydum bak, bitti. Müjo, ben de sizinle geleyim mi? Kızım, bak ben de gitmiyorum. Senin ne işin var orada? Ama canım çok sıkılıyor. Ya anne bırak gelsin. Biz göz kulak oluruz onu. İyi tamam madem. Hadi. Oley. Hadi gel bakalım. Hadi görüşürüz anne. Hadi güle güle. Hacı annem.
Yavrum, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teyze, bakar mısın? Dur sen. Ben giderim. Ama kızım senden tedirgin oluyor. Oluyorsa oluyor. Ne yapalım Hacı anne? O olaydan sonra ben seni nasıl yalnız bırakayım onun yanına? Tamam. O zaman gel. Hadi beraber gidelim. İyi tamam hadi. Gel. Ne oldu kızım? Ne istiyorsun? Ya ben biraz bunaldım da... içeride sizinle otursam. Olmaz. Elvan. Yapma kızım. Kaç gündür hiç çıkmadın. Azıcık çıksın dışarı ha. Hadi kızım geç. Ben bakarım hacı annem. Tamam. Ay. Sen çok iyi bir kadınsın. Ben senin kötülüğüne hiçbir şey yapmam artık. Biliyorsun değil mi? Sen bana değil kendine yaparsın kızım. İnsan yalanın da iftiranın da Allah katında hesabını veremez. Ben artık durumumu kabul ettim. Bir daha asla kaçmam. Yemin ederim. Ah kızım ah. Şu gerçekleri bir anlatsan. Allah'ın izniyle Ömer'i de kurtarırdık, seni de. Bak şunları falan bir güzel düzelt, tamam mı? Hadi bakalım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi ya. Catering'çiler de şimdi geldi. Güzel. Her şey mükemmel olsun istiyorum. Sen hiç merak etme, hiçbir aksilik çıkmayacak. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Taylan Bey. Teşekkür ederim. Mahallemize süper bir hizmet oldu gerçekten. Sağ olun Cigancığım. Sen de hoş geldin küçük hanım. Balonlar çok güzel olmuş. İçeride daha güzel şeyler var. Hatta sana bir sürpriz bile olabilir. Gerçekten mi? Evet. Girmek ister misin? Ceyli, girebilir miyiz? Tabii ki, gel. Buyurun bu tarafta. Ellerine sağlık Aytül. Çok güzel olmuş. Ah, afiyet olsun hacı annem. Ben de çok beğendim keki. Ben ne zaman isterseniz yaparım. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Aytül. Sen bugün işe gitmeyecek misin kızım? Ha, bizim patron bizim mahallede yeni bir atölye açıyor ya hacı anne. İşte önce bir oraya uğrayacağım, sonra da işe gideceğim falan. Ben de duydum onu. Ceylanlar da gideceklermiş de. Ben de artık çok geç kalmadan yavaş yavaş kalkayım, izninizi isteyeyim olur mu? Tabii kızım, ayaklarına sağlık. Ben de seni geçireyim o zaman. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum, güle güle. Çantam da aşağıda. Bu da istediğin büyük beton çivileri. Eyvallah abi, sağ ol. Nasıl gidiyor? Eyvallah, banyo biter gibi bugün. Ha. Bir o parlak cilayı alamadım. Açılış varmış ya bugün. Veli abi de oraya gitmiş, dükkan kapalıydı. Bu herif de iyice mahalleye yerleşti ha. Mahalleliye de faydası olacak işte be koçum. Ya bırak Sezgin abi Allah aşkına. Bu herifte bir pislik var, ben sana söyleyeyim. Ömer, geldi mi malzemeler? Ya Sezgin abi, sana zahmet olmazsa şu aldıkları malzemeleri bir yukarı kadar taşıyabilir misin? Tamam. Benim iki dakika işim var, geleceğim ondan sonra. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Hayırlı olsun İngilizce. Ömer, dur.
Tamam yavrum, sağ ol, çok teşekkür ederim. Bir ara ben geçerken uğrar alırım senden. Sağ ol yavrum. Kekik suyu ısmarlamıştım da o gelmiş, onu haber ediyorlar. Tamam söyle sen bana, nereden alınacaksa ben hemen gidip alayım acannem. Yok yavrum, sonra çıkar hep birlikte alırız, hava da almış oluruz. Tamam. Ben de sizinle gelebilir miyim? Ya ben biliyorum bana kızgınsınız hala ama ben çok pişmanım. Kaç gündür hiçbir şey yapmadım. Ben asla bir daha kaçmam. Ama kızım... Yemin ederim teyze. Bir daha hiçbir şey yapmam. Lütfen. Benim almam gereken şeyler var. Tamam Hacı anne. Bize söylesin, biz alıp geliriz. Ama özel ihtiyaçlarım var. Yani kendim almak istiyorum. Lütfen. Hacı anne ne olursun inanma. Bak yine kandırıp bizi kaçmaya çalışacak. Asla. Bir daha yapmam. Yavrum bak, bir daha yapmam diyor. Hacı annem iyi niyetini suistimal ediyor işte. Hayır. Ya ben çok üzgünüm. Sana yaptığım şey için de çok pişmanım. Tamam tamam. O artık geçti bitti. Bırak onu. İyi tamam. Hadi o zaman hazırlan da beraber gidip alırız. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi. Tanrı seni korusun. İnşallah hepimizi korusun yavrum. Emin misin Hacı anne? Yavrum sen de yanımızda olacaksın. Hadi kalkın gidelim. Şunları da mutfağa atıverelim giderken. Hadi yavrum. Aferin sana. Ha, sen de getir bakayım onları. Aferin. Nasıl buldun? Yani dediğim gibi ben pek anlamam ama güzel görünüyor. Beğenmene sevindim. Benim sürprizim nerede? Ayşe'cim ayıp ama. Ayşe haklı. Gezmeye daldık, onun sürprizini unuttuk. Aygül! Al bakalım Ayşe'cim. Senin için. Bana hediye mi aldın? Evet. Aç bakalım. Taylan Bey ne gerek vardı? Sanırım limonata işinde bir sıkıntı olmuş. Ceyli bak. Güzel değil mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bu bebek evini istediğimi nereden bildin? Müjgan ablandan biraz yardım almış olabilirim. Ah Müjgan, ah. Sana sorsam söylemezdim. Müjgan'a hiç kızma. Yine de keşke benim de haberim olsaydı. Bak nasıl mutlu. Ayşe adına ben teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel mi? Ömer. Hayırlı olsun. Evi yaptırıyormuşsun bak, hiç çekinme. Sen nasıl cibriyetsiz bir herifsin ha? Hı? Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Hala orada mısın sen? O konuda bir yanlış anlaşılma. Sus sus. Gittin anlattın Hamza babayı tabii borç meselesini. Hala bana laf salatası yapıyorsun. Çekil git. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Aa, güzel. Bayağı insan toplanmış. Gezmeye mi çıktık? Yürüsene. Hacı anne, bunlar yine mi bizim hakkımızda konuşuyor?
Boş ver kızım sen onları, boş ver. Ya sabır ya. Utanmaz ahlaksız. Ya bu sefer benim elimden kurtulamayacak ama bu hanım. Elvan. Ay ya senin benimle derdin ne? Ha? Bir dakika. Lütfen. Elvan. Ay. Ay. Ya ben sana bir şey söylüyor muyum burada? Ha? Kristina. Ay. Cehennem. Ha. İyi misin? Yavrum git sen şu abladan mukayyet ol, koş. Ne yapıyor yine ya? Git git. Ay. Ah. Anne. Ya Kristina yok. Ne demek Kristina? Yanımızdaydı birden yok oldu. Anne sizin ne işiniz var ki zaten? Geldik işte ne bileyim evladım. Ay. Ben bakarım. Kristina'yı gördün mü? Ömer, ya bu burada ne işi var? Sizin evde değil mi? Ay, ay yoksa kaçtı mı yine? Telhan Bey. Senin ne işin var burada? Sizinle konuşmam lazım, çok önemli. Lütfen bitsin bu oyun, lütfen. Bunu söylemek için geldiysen boşuna gelmişsin. En ufak bir hatanda Fikret'i öldürürüm. Talan Bey, Talan Bey lütfen bitsin bu oyun, lütfen.